Birkaç sene önce kalabalık bir ev arkadaşı ortamımız vardı. O sıralarda animasyonu yeni başladığım için gelirim çok fazla değildi. O yüzden mümkün mertebe paylaşımlı ev seçerdim. Kira fatura yükü daha az olduğu için kafamı işlerime daha rahat verebiliyordum. Zaten önceki ev arkadaşlarımda da çektiğimiz sıkıntılardan bazılarını gördünüz. Kira parasını alıp kaçan var. Fatura paralarını toplayıp faturaları ödemeyip üstüne bana iki kira kitleyip daha da sıkıntılar yaşatan tip desem var. Hep onlar sorunlu değildi. Yanlışlıkla bayılttığımız da var. Burada suç bende. Tek tek saymaya çalışsam çok fazla kişi çok fazla farklı hikaye var. İyi yanları da oluyor ama. Çok çeşit arkadaşım da oldu bu sayede. Hala da görüşürüz birçoğuyla. Kötü yanları da oluyor. Bu da onlardan birinin videosu. Genelde ev arkadaşı alırken mümkün mertebe kadın erkek oranını tuttururduk. Akla gelen amaç için değil tabi. Bu şekilde ev bir tık daha temiz oluyor. Daha düzenli oluyor. Üstüne de ev içindeki muhabbetler daha eğlenceli hale geliyor. Keyifli bir eve dönüşüyor kısacası. Bunu da tecrübeyle keşfettik. Şu an bile kalabalık bir eve çıkmak istesem yine kız erkek dengeli bir eve çıkmak isterim. Birkaç sene önce de odalardan birine adını farklı söylüyorum Ayşe diye bir arkadaşı aldık. Bunu da bir diğer ev arkadaşının aracılığıyla yapmıştı. Kız başta korkunç geliyordu bize. Bakışları falan çok korkutucuydu. Bazı özellikleri vardı onlar da çok korkutucuydu. Bir şortta sıradaki özelliğiyle ilgili bir anı paylaşacağım ileride. Kız mesela insanların kanının tadına bakarak onların kan grubunu tahmin edebiliyormuş. Bunu nasıl keşfettin? Benimkini emmedi tabii ki öyle bir şey yok. Bir de sessiz sessiz yürürdü. Koridorda karşılaşınca ...bir tırsardık. Muhabbeti falan kötü değildi tabi. Ama çok uzun süre duramadı bu kız. Bir gün ev arkadaşım dedi ki... ...Ayşe'nin başına gelenleri biliyor musun? Ne oldu dedik. Hamile kalmış dedi. Nasıl lan? Nasılını anlatmaya gerek yok. Öylesine takıldığı bir çocuktan hamile kalmış. Bizim için sorun burada başlamıyordu zaten. Sonrasında devam ediyor. Hemen bir iki gün sonra ailesi geldi kızın. Eşyalarını toplamaya başladılar. E o sırada biz de evdeyiz. Yardım ediyoruz eşyalarını toplamaya. Lan ailesiyle aramızda böyle çok değişik bir enerji var. Sanki çocuğu biz koymuşuz gibi davranıyorlar. Bak. Bakışlarından, tavırlarından bu soğuk havayı sezebiliyorsun. Babası zaten aşırı sessiz, içinden küfür ediyor, belli. Ona da bir şey desen patlayacak. Kadına da güler yüzlü bir şey diyorsun, tersliyor seni. Sanki kıza şöyle demişiz. Ayşe'cim, git biriyle takıl, hamile kal. Biz bu evde hamile olmayan, üremeyen insan sevmeyiz. Bu eve geliyorsan illa üreyeceksin. Ev arkadaşlarımızı özenle seçeriz. Damızlık gibiyiz hepimiz. Sana da bir hafta müddet. 3-4 saatte anca toplanabildiler ama o 3-4 saat tam bir işkence oldu ya. O kadar toplanmalarına yardım ettik, giderken Teşekkür bile etmediler. Bize vicdani yük oluşturmaya çalıştılar lan resmen. Bir de yani bizle alakası olmayan bir konudan dolayı. Ders olmuştu bu olay bize. Bir daha odaya birine vereceğimiz zaman kadın olur erkek olur fark etmez. Çok hareketli bir cinsel yaşamın varsa bizle olmaz diye bir kriter koymuştuk artık. Tamam ailesi sadece soğuk yaptı ama çok farklı senaryolarla da karşılaşabilirdik böyle durumlarda. Bu da böyle bir anımdı ballarım. Sizin de varsa benzer anılarınız yorumlara yazabilirsiniz. Gelecek bölümde görüşmek üzere öpüyorum hepinizi.